Bugün 5 Ocak, Ataberk Gökmen'in doğum günü. Ataberk kim mi? İçi havacılık sevgisiyle dolu genç bir arkadaşımız. Bugün ne yazık ki kendisi fiziksel olarak aramızda yok ama onun ruhu, onun bu havacılık aşkı bundan sonra da yaşayacak, eminim buna. Buradan alınacak çok fazla dersler var. Genç arkadaşlara ders olacak bir takım bilgiler var. Annelere, babalara alınacak dersler var. Oturun izleyin. Çünkü hepimizin öğrenmesi gereken, hepimizin ibret alması gereken bir takım olaylardan bahsedeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, bugün özel bir konuğumuz var. Ahmet Gökmen, kendisi bir baba, acılı bir baba. Ama acısını çok iyi bir şekilde kanalize etmiş ve bu acısını başka insanlara ders çıkarmak amacıyla paylaşmak isteyen süper bir baba, harika bir baba. Bunu neden söylüyorum? Kendisiyle uzun zamandır görüşüyoruz, bağlantı halindeyim. Ataberk biricik evladını bir uçak kazasında kaybetmiş bir baba Ahmet Bey. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bana değil, bize, hepimize Ataberk'i biraz anlatır mısınız? Ataberk evimizin bir evladıydı. Evet. Ataberk ilkokulda ana sınıfındayken ben öğretmenine astronot olacağım diyen bir çocuktu. Öğretmeni de bir astsubay eşiydi. O öğretmen Ataberk astronot olmak için önce pilot olman gerekir diyordu. Ataberklere o dönem içerisinde ana sınıfındayken yapmak istedikleri meslekle ilgili kıyafetler giyinmesi istemişti. Ataberk bize gelip söylediğinde biz dedik ki işte nasıl bulacağız? Astronot bulamayız işte falan. Derken bir arkadaşım motor kaskı vardı. Biz de öyle bir şey bulduk. Evet. Sonra bir tane üzerine bir kıyafet falan yaptık. Astronot tarzı bir kaskla okuluna gitmişti. O günden sonra hayal hep pilot olmaktı çocuğumun. Ataberk başarılı bir çocuktu. Sosyal bir çocuktu. Kendini sürekli yetiştirmeye adayan bir çocuktu. Her baba evladını çok iyi yetiştirmek ister. Sonuçta bir evladım var. Okumak istiyor. Okumak istiyor. Her şeyden önce pilot olmaktan önce bir okuması gerekiyor. Bir hedef koyması gerekiyor. Ataberk hedef koyan bir çocuktu. Daha ana sınıfında. Dersleri iyiydi. Başarılıydı. İlkokul, ortaokul, lise derken en sonunda İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni kazandı. Ve havacılık yönetimi okumaya başladı. Çok güzel. Bu havacılık yönetimiyle ilgili şöyle söyleyeyim. Lisede okurken Ataberk sayısalcı değildi. Ataberk'in İngilizcesi mükemmeldi yalnız. Ataberk evde hiçbir zaman yabancı kanalları Türkçe izlemezdi. Evde yabancı dizileri olsun, kendi böyle hikayeleri olsun hep İngilizce. İngilizce oradan geliyor. Çünkü özel bir kursa falan da gitmedi. Kendini yetiştirmiş. Kendini yetiştirdi, evet. Hatta bu lisedeyken, ilk daha birinci sınıftayken... Yani hem çalışkan, hem dürüst, hem de kendisine bir şekilde yatırım yapmayı kendisine ilke edinmiş bir çocuktan bahsediyorsunuz. Evet, Ataberk aynı zamanda astronomiyi çok severdi. Ben Ataberk'e Amerika'dan teleskop getirdim zamanında. Akşamları çıkar, bu odada camına koyup gece gökyüzünü izler. Hatta bazen işten gelirim, baba hadi çıkalım, ay tutulması var, işte ben yıldızlara bakmak istiyorum falan. Bulunduğum yerin dışına çıkıp gece gökyüzünü beraber izlerdik yani. Yani böyle bir çocuktu. Ataberk'i lisede İngilizce çok iyi olduğu için sayısal ağırlıklı mı olsun, eşit ağırlıklı mı olsun derken öğretmeni buna dedi ki sen İngilizce oku dedi. Hı hı. İngilizce bölümüne geçirdiler. Fakat sonradan Ataberk bu öğretmenine söyledi. Öğretmenim ben İngilizceyi zaten biliyorum. İngilizce üzerine değil de ben pilot olmak istiyorum. Sayısallar o zaman çok önem vermiyordu açıkçası. Ataberk okumayı çok seven bir çocuk. Romanları, evet, kitapları, havacılıkla ilgili kitapları okuyan bir çocuktu. Ataberk daha sonra öğretmenine rica ettik. Eşit ağırlığa geçti. Eşit ağırlıktan sonra, okul bittikten sonra üniversite hayatına atılacağı sırada bizim bir komşumuz var. Türkiye'de güzel bir firmada kıtalar arası uçan bir abimiz var, komşumuz. Evet. Ataberk onunla da görüşüyordu. Böyle fikir alışverişi falan bulunuyorlardı. Ne önerirsin falan derken bize o abimiz Ataberk, havacılık çok ciddi bir meslektir. Pilot olacaksan yarın öbür gün ileride bu işin de bir yorgunluğu olacak sana. Geri dönüş yapmak istediğinde yapmak istediğin meslekle ilgili elinde bir belge, meslek olsun dedi. Ataberk anladım. Havacılık yönetimine girmesinin sebebi havacılığı okuyup pilotaja girerim diye düşündü. Anladım.
Peki uçmaya ne zaman başladı Atabek? Atabek şöyle söyleyeyim, yaklaşık 9 yaşından sonra online uçuşlar yapıyordu. Üniversiteye başlamadan önce son böyle üniversiteye başlamadan önce son zannedersem ortaokulda İstanbul'da Atatürk Havalimanı karşısında bir yer vardı. Simülatöre falan başladıydı. O zaman ilk ben götürdüydüm. Ondan sonra bir daha kendi başladı gitmeye. Arkadaş çevreleri falan oldu havacılıkla ilgili. Simülatörlere çok gitti. Üniversiteye başladığında Atabek 240 kişi içerisinden ilk 3'e giren bir çocuk. İngilizceyi direkt atladılar. Onlar hazırlık okumadılar. Yani derslerine çok bağlıydı. Hatta ondan sonra Atabek Bilgi Üniversitesi'nde çok seviyordu açıkçası. Çevresi çok iyi arkadaşları vardı ve derslerine de çok çalışkan. Yani zamanı boşa harcayan bir çocuk değildi açıkçası. Evet, kafasında belli bir amaç belirlemiş, Amaç hayatından hedefi olan bir çocuktu. Evet. sonrakinin zamanını geçirmesi ve bir meslek amacıyla ve o amaç doğrultusunda da bayağı bir sıkı bir çalışma göstermiş, öyle gözüküyor Ataberk. Evet. Havacılıkla ilgili çok büyük şanslı bir çocuktu aslında. Devrim Hanım gibi bir hanımefendi vardı sonuçta. Ondan sonra Türk Hava Yolları'ndan pilotlar vardı dersinde. Çok güzel öğretmenleri vardı ve inanın hala da görüşüyorum. Atıber kendi evladımız gibi olan bir çocuk. Çok çalışkan bir çocuk. Uçuştan gelen bir öğretmen Atıber arkadaşların topla beraber ders yapacağız diyebilecek kadar kendini çok iyi kanıtlamış, kendini sevdirmiş. Havacılık üzerine sürekli çalışan bir çocuktu. Tabii ki talihsiz bir olay yaşadık. Evet. Bu benim hayatımın dönüm noktası diyeceğim açıkçası. Neden dönüm noktası benim için? Ben bir tane evladımı kaybettim. Ama her gün kalktığımda, sabah kalktığımda Allah'ım ne olur bugün bir uçak kazası olmasın, bir çocuğumuz ölmesin diye her gün dua ediyorum. İnanın söylerken şu anda ürperiyor içim bile. Ben Atabek'i kaybettiğimiz günden beri her gün ziyaret ediyorum. Her gün. Hiçbir zaman asla bırakmayacağım onu. Başka çocuklar ölmesin bu uğurda. Galiba sizde yaptığımız konuşmalarda öyle anlaşılıyor ki yani sadece kendi amacı doğrultusunda değil, böyle havacılık kulüpleri olsun, öğrencilerin bir araya geldikleri değişik etkinliklerde olsun, bayağı zaman harcayan, o sayede çevresini geliştirmeyi planlayan, o sayede bilgi birikimini arttırmayı arzulayan bir çocuk gibi gözüküyor Ataberk. Evet, kendini havacılık için adamış, çalışkan bir çocuk, hayalleri olan bir çocuk. Hayal Ne kadar demek yani güzel. normal bir hayalin dışında hedefini belirlediği noktaya odaklanan bir çocuktu. Hiç unutmuyorum, hatta Türkiye'de Elon Musk'ın geldiği dönemde 150 kişiden bir kişiydi Atabek imza törenine katılan kongre Vay sarayında. canına. Bilmiyordum Evet, onu. Bakın da söylememiştiniz 150 bilmiyordum kişiden ben. bir kişiydi. O gün onun yani onun gururunu gördükçe müthiş bir şeydi. Çünkü çocuk istediği hayali peşinde koşan, inanıyorum ki yarın öbür gün bu pilot olduktan sonra uluslararası düzeye kadar gidecek bir çalışma yapacağını inanıyordum açıkçası. Çünkü çok çok böyle istekli olan bir insandı. Vallahi sizin anlattıklarınızdan gerçekten öyle bir insan olduğu gözüküyor. Peki o zaman şöyle sorayım. Biliyorum bu anıları deşmek biraz nahoş bir konu aslında ama bu anılar da zaten sizde zaten tazedir. Ama bunları bir şekilde anlatmak da lazım. Bir şekilde dile de getirmek lazım. Şöyle sorayım ben size. Antalya'ya gitmeye ne zaman başladı? Antalya'daki uçuş okulunu nasıl kendisine benimseyerek orada uçuşa gitmeye niyetlendi? Öncelikle şunu söyleyeyim. Uçuş okulu değil Antalya'daki. Öyle Onu mi? söyleyeyim net Peki, olarak. tamam. 2017 Kasım ya da Aralık ayı olması lazım. Sosyal platform üzerinden tanıdığı bazı çocuklarla birlikte dedi baba dedi ben dedi Antalya'da bir toplantı var. Genç Havacılar Meclisi veya Genç Kanatlar da olabilir. İsmi hiç hatırlayamıyorum şu anda. Anladım. Ben dedi buraya katılmak istiyorum. Ne dersin dedi. Sonuçta bir babayım. Evladımın istediği yani sonuçta bir havacılık camiası içinde girmeye yani havacılık için adamış, havacılık okuyan bir çocuk. Etrafındaki kişileri tanısın, çevre edinsin diye ben buna onay verdim, kabul ettim bir insan olarak yani bir babayım ama sonuçta bir insanım. Yani yanımda çalışan bir arkadaşım da olsun bir güzel bir şey yapacaksa toplum için, insan için veya iş için onu ben de desteklerim. Aynı şekilde ben de doğal olarak bunu destekledim. 2017 Kasım ya da Aralık.
Bu serüven böyle başladı. Oraya gittiler. Zannedersem bir yani 20 kişi kadar bir gruptu bu grup. O grupta Ataberk İstanbul'da olduğu için o grupta aktif olarak yani sorumluluk almadı ve almamasının sebebi de şuydu. Arkadaşlar ben İstanbul'dayım, siz Antalya'dasınız. Benim size sürekli burada olmadığım için destek veremeyeceğim ama benden istediğiniz bir şey olur ise tabii ki size her zaman destek vereceğim diyerek bu şekilde başladı. Anladım. Ondan sonra 2018 10 11 12 Mayıs İstanbul EFT Fuarı vardı. O fuara katıldı. O fuara kadar Antalya'da herhangi bir uçuş gerçekleştirmedi tabii ki. O fuarda tabii ki o Kasım Aralık dediğim olaydan sonra 11 Mayıs'a kadar Ataberk onlarla görüşüyordu, yazışıyordu. Ataberk 20 yaşında yani 18-20 yaşında olan o zamanlarda 18 yaşında 19 yaşında olan bir çocuk. Ben Ataberk'in telefonunu hiçbir zaman yani oğlum telefonu ver bakayım kiminle görüşüyorsun, kiminle yazışıyorsun demedim açıkçası. Çünkü bir genç kendine özgüven olan bir çocuk, çalışkan bir çocuk. Beni de zor durumda bırakacak değil bir adam açıkçası. Ataberk o aralarda birileriyle tanışarak İstanbul'daki EFT fuarına katıldı. 10-11-12 Aralık'ta. Yalnız orada dikkatimi çeken bir şey var. Nasıl artık Ataberk'e işlendiyse bu konu. Ataberk orada herhangi bir uçuş okulu değildi. Bir uçuş da yapmamıştı aynı zamanda. İşte reklam amaçlı. Malum belki isim telaffuz etmek istemiyorum ama o kişi de o standı kuran kişi de zaten pilot da değil. Havacılık camiasında havacılık okuyan değil, pilot da olmayan genç bir çocuk Ataberk gibi. Orada çok güzel bir sunum yapmışlar. Ama Ataberk o zamana kadar orada bir uçuş yapmamıştı. Çünkü 5 aylık sürede biliyorsunuz Antalya yazın sıcak olur, kışın pek havalar kötü, sürekli uçuş olmaz. Gerçi o malum firmanın sürekli biz onu yılın 12 ayı uçuyoruz diye diyerekten çocukları kandırıyorlardı. Ondan sonra Ataberk oraya uçmaya gidiyordu. Şöyle söyleyeyim. Uçuş okulu değil, genel havacılık belgesi zannedersem aldıkları SH-6B gidiyordu. Tabii ki Ataberk ilk sırada baba Levent abi var. Askeri emeklisi. Çok iyi bir abi. Sonuçta ben hiçbir insanı kötü veya şu şekildedir diye yargılayamam. Yani sonuçta benim ailem tarafında da var askeri de pilot olan. Herkes bir zaman kötülüğünü görmediği zaman için insana herkese iyi. Ben de kötü demiyorum asla. Ama ben şöyle söylüyorum. Mesleğin verdiği özgüveni unutarak ne olursa olsun hiçbir şekilde hiçbir yerde bu pilotluk değil sadece her meslekte disiplinsiz davranışlar bazı sonuçları doğurur. Çok haklısınız. Havacılıkta emniyet ve güvenlik önemlidir. Çok haklısınız. Yani, Levent abisinin de uçmaya başladılar. Hatta Levent'in yanına işte diyorum toplamda Ataberk o toplantıyla birlikte 5 ya da 6 defa gitmiştir. Bunun en fazla 3'ünde uçmuştur veya 4'ünde uçmuştur. Yani kesinlikle öyle söyleyebilirim. Çünkü gidip baba hava kötü uçamadığımız dediği zamanlar oldu yani. Ataberk Levent abiyle de uçtu. Uçmadı değil. Ama ben ta ki Ataberk'i 10 Haziran'a kadar kaybedene kadar Levent hakkında hiçbir araştırma yapmadım. En büyük hatam buydu. Hata dememin sebebini açıkçası şöyle söyleyeyim. Ben de 30 yılı devirdim. Aynı şirkette çalışıyorum. Mühendislikte çalıştım. Üretim planlamada çalıştım ve bakım planlamadayım şu anda. Şu anda bakım planlamadayım. Benim yanımda çalışan 42 tane teknisyen arkadaşım. Ben bütün hepsini kapsayacak şekilde bir bakımı organize etmek zorundayım. Bir çalışanın bir makineye gittiğinde bir iş kazasının sebebiyet vermemesi için en basit örneği söylüyorum. Tek kişi göndermem. Çünkü iki kişi giderler, emniyet kilidini asarlar, en basit örneği vereyim. Hiç kimse o makineye dokunamaz. Peki siz böyle bir organizasyonda çalışıyorsunuz. Böyle bir organizasyon kültürüyle uzun senelerdir işinizi yapıyorsunuz. Evet. Bunun benzer hatta buna tam aykırı bir ortam olduğunu ne zaman anladınız? Bu uçuş eğitim organizasyonu değil, genel havacılık organizasyonu diyelim. Şöyle söyleyeyim. Kazadan sonra tabii ki bir babayım, acılıyım, darmadağın oldum. Hala da öyleyim ama Ataberk'i kaybettikten sonra yani insan bazen nefes alamıyor. Yani adını telaffuz ederken bile yavrum. Çünkü çok ağır bir duygu. Evet. Ama şöyle bir şey var. Benim hedeflediğim kazadan sonra Levent'in o kadar olan o disiplinsiz olan uçuşları var. Havacılık camiasına yakışmayan bir disiplinsizdir.
Evet, uçabilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. Havacılar uçuyor. Akrobasi pilotu adı altında bu uçuşları yapabiliyor. Ama siz akrobasi pilotu değildiniz oysa. Bir Zaten Cessna... uçak da akrobasi uçağı değildi zaten. Genel Kesinlikle. havacılık uçağı. Kesinlikle. Ya akrobasi uçağı çok farklı bir şey. Akrobasi pilotluğu çok farklı bir şeydi. Tabii Pilotluk ki. ayrı bir Tabii şey. ki. Şimdi en basitinden söyleyeyim. Benim onaylamadığım, ben bir babayım. Evet, belki acılıyım. Bu yönden düşünebilirsiniz ama bir havacı olarak bunu herkes de öyle söylüyor. Sosyal platformlarda paylaşıyorum. Neden paylaşıyorum? Birilerinin gözüne batsın diye değil bu. Anlıyorum. Çocukları çok iyi bilgilendirmek adına paylaşıyorum. Ben kimseden korkmuyorum. Açıkçası söyleyeyim. Ben kimseyi de töhmet altında bırakmak istemem. Ama şöyle bir şey var. Geçmişimizde yaşadığımız bir örnekte olan bir problemin önümüzde olmayacağı anlamına gelmez. Bunu yapan da olabilir. Benim derdim gençlere çok iyi bilgi vermek, onları korumak. Uçulan uçak, akrobasi uçağı değilse uçakta bayılma şakası. Motosikleti 3 metre üstünde size gönderdiğim çok kısa bir video. Açın YouTube'da var videoları. 3 Evet. defa turu var. Cam açık, gözlük düşüyor. 3 defa motorun tepesinden geçiyor. Ondan sonra onu da geçtim. Levent'in hiçbir uçuşlarında emniyet kemeri taktırmadığını gördüm. Bütün videolarını buldum. Sadece elimde size gönderdiğim değil. Biraz daha açık sürat zaten. Bütün videolarını YouTube'a açın bakın. Ben diğer çocuklardan da aldım. Uçağın emniyet kemeri sağ tarafta, oranın ne olduğunu bilmiyorum. Kapının üst tarafında bir yere sıkıştırılır. Arkadaş, ben karada giderken, araç sürerken bile yanıma oturan kişiye emniyet kemerini taktırıyorum. Kendim bile sürekli takıyorum. Ben şirketimde bir forklifin emniyet kemeri takmadan start verilmediğini biliyorum. Kendi şirketimde. Kemeri takmadığın zaman o forklif hareket edemez. Araç hareket edemez. Yani Benle biliyor. paylaştığınız videolardan bir tanesinde de hatta uçaktaki yolcu emniyet kemeri takmıyor muyuz diye soruluyor. Bunun karşılığında pilotun verdiği cevap gerek yok diyordu. Yanılmıyorum değil mi? Evet doğru. Evet. Gerek yok diyor. Emniyet kemerini takmadık ama gerek yok diyor. Bu Biraz daha açık sürat zaten. tamamen disiplinsizlik ve emniyet ihlalidir. Böyle bir olay olamaz. Bildiğim kadarıyla çok özür dilerim. Bir şey söylemek istiyorum. Estağfurullah. Ben hani sadece bakmıyorum. Cessna ile de yazışıyorum. Böyle diğer forumlarda da bakıyorum. Cessna'larda kullanılan değişik emniyet kemerleri de var. Bu bacak üstünden olan var. Direkt koltuğun araçlardaki gibi koltuk üstünden olanlar var. Onun dışında bir de yani pilotla yanındaki yolcunun ortasına arka yukarıdan gelen emniyet kemer tipi var. Doğru. Ama Bu model Cessna'da ben bu size söyleyeyim. Bir tane kapının orada vardır. Sizin hani dediğiniz hani videoda kapının üstünde öyle duruyordu diye gördüğüm dediğiniz. Orada emniyet kemerini alırsınız. Şöyle üzerinizden geçirirsiniz. Ve aynı zamanda belinizin etrafında tıpkı uçaklarda olduğu gibi emniyet kemeri bağlanır. Onun da bir kancası vardır. O oraya takılır ki hem belinizin etrafında hem de omuz hizasında sizi kazada Allah korusun oraya buraya çarpmaktan veya işte camdan dışarı fırlamaktan alıkoysun diye öyle bir emniyet sistemi vardır. Çünkü Evet. daha sonra mesela 1997'den sonra yapılan Cessna'larda iki yolcunun ortasından gelen kemerler vardır. Ama dediğiniz gibi yani uçağın emniyet kemerinin orada olmasının amacı zaten adı üstünde emniyet. Bunu hakikaten takmadan uçmak bence çok büyük bir sorumsuzluk. Açık konuşalım. Ben açık konuşmayı seven bir insanım. Gerçekten büyük bir sorumsuzluk. Şimdi bu videoyu izleyecekler diyeceklerdir ki işte arabada bile emniyet kemeri bazen yeterli olmuyor. İşte uçakta olduğu zaman havadan düşüyor, ediyor, eliyor. O zaman neden canı kurtarsın diye. Benim de ona karşı söyleyeceğim şöyle bir şey var. O emniyet kemeri orada olmasının belli bir nedeni var. Bir şekilde Kesinlikle. yaralanmaları azaltma. Çünkü sizin oğlunuzu yitirdiğiniz kazayı ben çok iyi biliyorum. Oğlunuz aslında kaza anında hayatını kaybetmedi. Daha sonra hastanede hayatını kaybetti. Belki de Hastanede. o emniyet kemeri takılı olsaydı belki şu an Ataberk şu an aramızda olacaktı. Hiç belli olmaz. Ataberk'in kemeri takılı olsaydı kesin yaşıyordu. Ben size söyleyeyim.
Çünkü kazadan sonraki ben Ataberk'i ertesi gün almaya gittiğimde söylemek istemiyorum ama açıkçası darbeyi kafasından almıştı. Kemer takılı değildi açıkçası. Dediğimiz gibi emniyet kemeri takılı olsaydı yaşıyordu. Havacılık emniyettir. Kuralları nettir. Kim olursa olsun kullandığınız uçak akrobasi uçağı değilse akrobasi hareket yapamazsınız bir. Akrobasiden de çokçasını geçtim. Şu var. Sonuçta ben havacılık kazası olacak. Canlar da gidecek. Ama önemli olan buradan çıkan ders ne çıkardık? Ne çıkardık? Ama yok. İnanın yok yani ülkemizde. İnanın yok. Önlem yok. Oraya da geleceğim. Önlem yok dememin sebebi ne? Bir pilotun uçakta bayılma şakası yapması soruyorum tüm havacılara ne kadar etik? Kesinlikle Valla etik değildir. ben size şöyle söyleyeyim. Ben yıllardır uçuş öğretmenliği yapıyorum. Dünya kadar uçuş eğitmeni olarak saatim var. Ve hiçbir zaman hayatımda öyle bir şaka yapmadım. Yapmadığım gibi aklımın ucundan bile geçmedi. Bir Kesinlikle. keresinde pilot olan bir çocuk benim uçuş okulumda kız arkadaşını uçuruyordu. Ve onu etkilemek için uçağa bir akrobasi hareketi yaptırmaya kalktığı zaman uçağa dedim ben devralıyorum, iniyoruz şu an ve ondan sonra sen bir daha bu uçağa dokunmayacaksın dedim ve geri döndüm. İşte bu Çünkü sizin sorumluluğunuz benim işte. uçağım akrobasi Önemli uçağı değil, eğitim uçakları akrobasi uçakları değil ve değil. gerçekten de bu eğitim amacıyla yapılmış olan uçaklarda eğer siz de eğitim verecekseniz, siz mesela bu durumda Levent Bey'den bahsediyoruz. Allah rahmet eylesin, Allah'ım. senelerini havacılığa vermiş bir insandan Kesinlikle. söz ediyoruz. Ama bu tür insanların da arkadan gelen genç kuşaklara, yeni pilot olmak isteyen arkadaşlara iyi örnek olmaları gerekiyor. Ve Kesinlikle. siz böyle uçakta bayılma şakası yaparsanız ve belki işte genç bir arkadaşımızın hoşuna gider, belki işte YouTube'da video yapmak isteyenler 1 milyon izleyici onun sayesinde kazanır ama ondan sonra yetiştireceğiniz insanlar da sizden bunu gördükten sonra ha bu normalmiş deyip daha sonraki kuşakları da eğitirlerken aynı hatayı yapabilirler. O nedenle Kesinlikle. maalesef bunu onaylamıyorum ben. Hiçbir eğitim kurumunda olmaması gereken hareketler bunlar ne Kesinlikle. yazık ki. Evet. Ya eğitim kurumu dediniz. Öyle bir hata yapıyorum, siz de üstüne basarak düzeltiyorsunuz. Ben orayı devam ettireyim açıkçası. Dedim ya Peki. Ataberk İFT fuarından sonra Antalya'ya gidip gelmeye başladı. Toplamda 5 ya da 6 defa gitti. En son kazadan önce valla Nisan mıydı? Mayıs mıydı? Çok iyi hatırlayamıyorum. Çünkü inanın zorlanıyorum bazen. Tarihler Anlıyorum, gerekiyor anlıyorum ama. Ahmet Bey. Ataberk'e oraya uçuş okulu adı altında Ataberk ve Ataberk'in etrafındaki işte böyle birkaç kişi çocuğa uçuş okulu kuruyoruz diye o malum firma Antalya'ya topladı Manavgat zannedersem götürdü. Benim araştırmalarımda buranın resmi bir uçuş okulu olmadığını öğrendim aslında. Çocukları böyle kandırıyorlar. Bir uçuş okulu kurabilirsiniz. Ama belli bir yeterlikler, bir kriterler vardır. Bu belgelerinin ne kadar tamamlandığını henüz öğrenemedim açıkçası ama bildiğim kadarıyla resmi bir kurum değildiler hala. Bu zamanında alınmış. Niçin? İlaçlama, tapu kadastro için alınmış olan bir uçağı genel havacılık altına uçurup insanları uçurmaya başlıyorsunuz. Uçuş okulu şeklinde bir video, görüntüler de var. Ataberk'in oraya gittiği. Onlar da elinde mevcut. Bizim kazadan sonra Ataberk'i orayı sürükleyen bir kişi daha var tabii ki. Siz pilotun dediniz, yıllardır uçuyorsunuz. Sizin tecrübenizden faydalanmak istiyorum, yardım almak istiyorum açıkçası. Pilot emergency kodunu bilir mi, bilmez mi? Bilmesi lazım tabii ki. Bilmesi lazım. Çok güzel bir şey. Pilotluk çok basit bir şey değil. Pilot al uçağı düğmeye bas, uçur da değil. Meteorolojiyi bilmen lazım. Mühendisliği bilmen lazım. Bilimi iyi bilmen lazım açıkçası. Evet. Aerodinamik yapıyı bilmen lazım. Pilotluk çok basit bir meslek değil. Pilotluğun resmi dili Türkçe de değil. İngilizcedir. Uluslararası kuraldır bu. O kişiler işte yavrumu o malum firmanın kucağına attılar açıkçası. Keşke Evet. daha önceden bilseydim ama yok. Bunlar kendilerini pilot olarak tanıtan bir aracı firma mı? Aynen aracı firma. Çekilişle insanlara uçuş vaat ediyorlar. Hatta Ataberk'e işte topla arkadaşlarını gel. Ataberk yazıyor. Millete 500 ise sana 300. Millete 800 ise bir saat uçacaksan 800 ise 500 sana. Bu şekilde topla arkadaşların gel şeklinde. Mesajları mevcut elimde zaten.
Yani bir uçuşun maliyeti vardır. Yani ben şuradan İstanbul'a gidiyorum. 100 kilometrede 6 litre benzin yakıyorum. Örnek veriyorum 2 liralık benzin yakacağım diyeyim. Örnek veriyorum gideceğim geleceğim 84 lira. Şimdi ben birini götüreceğim oraya. Gel seni 30 liraya götüreyim dersen ne yapmam gerekir? Gaz kullanmam gerekir. Gaz ucuz çünkü. En basit örneğini söyleyeyim. O uçakta bildiğim kadarıyla avgaz kullanılması gerekiyor. Havacılıkta. Evet. Peki bu uçakta avgaz mı kullanıyorlardı? Hayır. Uçak üreticisi motor üretiyor. Diyor ki sen bunu kullanmak zorundasın. Ama gidiyorsun maliyeti düşürmek adına uçak yakıtı değil de normal yakıt kullanıyorsun. Bu da bilmeyenler için ufak bir parantez açayım ben isterseniz. Bu Cessna'larda kullanılan Lycoming motorlarında 100 oktanlık yanma katsayısı çok daha yüksek olan bir yakıt kullanılır. Bunun da yapımı biraz, üretimi biraz özeldir. Araba motorunda kullandığınız en iyi benzin bile, süper benzin bile yanış çıkanlık açısından bu katsayıya ulaşamaz. Yanılmıyorsam 91-90 oktan filan oluyor galiba süper benzinde bile katsayı. Bu havacılık için şöyle bir şey söz konusu. Bu motorlarda siz hiçbir zaman araba benzini kullanamazsınız. Bu motorların özellikle sonradan değiştirilen bir takım modifikasyonlarla bu motorlara araba benzini koyabiliyorsunuz. Ama bu model Cessna'da ve bu model Cessna'da kullanılan motorda bu mümkün değil. Onu da parantezi kapatarak belirtelim. Dolayısıyla bu uçakta sadece ve sadece maliyet düşsün diye araba benzini kullanmak gerçekten akıl alır bir şey değil. Kesinlikle. Bildiğim kadarıyla avgaz zaten devlet hava meydanları dışında da satılmıyor. Benim bildiğim kadarıyla öyle. Satılmıyor. Evet, öyle satılmıyor. Biliyorsunuz aynı yerde 3 tane toplam kaza var. 3 toplam kaza bana çok yazanlar da, mesaj atanlar da oluyor. Kimisini tanıyorum, kimisini sonradan tanışıyoruz. İnanın dışarıdan benzin alıp bunu ilgili kurumlara fatura üzerine avgaz yazıp yollayanlar var açıkçası. Bunu yaşadım açıkçası. Bu işi yapacak kişiler, bu havacılık camiası dediğimiz yerde böyle merdiven altı diyelim açıkçası. Ben bu de iş o tabiri şey kullanacaktım şimdi. Bu iş basit bir şey değil. Merdiven altı diyeyim ben bunu açıkçası. Böyle firmaları bizim otoritemiz kesinlikle bundan sonra umarım inceleyecektir. Yani incelemesi gerekir çünkü neden? Yarın öbür gün başka Ataberk, Ali, Cem, Mehmet ölmesin çocuklar açıkçası. Ataberk'ten önce 6 ay önce sanırım 30 Ekim 2018'de biz bir çocuğu kaybettik. Ataberk'ten önce orada ilk Antalya'da olan kaza. Ben onun ailesiyle şöyle görüşüyorum şu anda. Çünkü başınıza bir şey geldi. Konuşacağınız kimseyi bilmiyorsunuz. Hareket etmeniz noktayı bilmiyorsunuz. Gelin sana şöyle yapalım veyahut da şunu yapman gerekir diyen de olmadı şimdiye kadar. Onu da geçtim açıkçası. Ataberk'i kaybettiğim günden beri bir otorite, iki ilgili firma arayıp baş sağlığı bile dilemedi. Ölürsünüz çocuklar, açıkça söyleyeyim. Gittiğiniz kişilerin kim olduğunu öğrenin. Ölürsünüz. Bir baş sağlığı bile dileyen bir insanlar değil. Açıkçası. Benim size bir sonraki sorum bu konuda kaza kırım raporunun çıkıp çıkmadığı, bu konuda herhangi bir bilgi elinize geçip geçmediği yönündeydi ama sizin şu söylediğinizden yola çıkarak öyle bir şeyi de beklemiyorum artık galiba. Yanılıyor muyum? Şu anda evet henüz rapor çıkmadı. Süreç devam ediyor. Takip ediyorum. Şöyle söyleyeyim. Ne olursa olsun evet canım yandı. Canım yandı. Ama bir başka babanın canı yanmasın. Bir başka yavrum, bir başka çocuğumuz bu kadar böyle sorumsuzlar varsa hala onlar yüzünden katledilmesin diye çabalayacağım açıkçası söyleyeyim. Bu Ataberk'in dava süreci bitene kadar değil. Onu söyleyeyim. Son nefesime kadar devam edecek bu. Son nefesime kadar. Ahmet Bey, sizi o kadar çok takdir ediyorum ki keşke herkes sizin kadar açık görüşlü, açık fikirli ve gerçekten de oğlunun anısını bu kadar güzel bir şekilde yaşatan bir insan olsa. Söyleyecek söz bulamıyorum ben açık konuşmak gerekirse. Sizin acınızı kimse bilemez. Anca evladını kaybedenler bilir. Biz size kesinlikle ne kadar destek olmaya çalışsak da, ne kadar başınız sağ olsun desek de, ne kadar biz size
iyi dilekler, iyi temennilerde bulunsak da sizin yaşadıklarınızın yakınından bile geçemeyiz Ahmet Bey. Gerçekten çok ağır. Yani dediğim gibi en basit örneğini söyleyeyim. Evet, kaza yaşadık. Ben yavrumu gittim Antalya'dan aldım, defnettim. Ondan sonra Antalya'ya gittim, Devrim Hanım'a ulaştım. Devrim Hanım'la biz yüz yüze görüşmüyorduk açıkçası kazadan öncesine kadar. Atabarkın öğretmeniydi ama evimize geldiğinde oğlum bize anlatıyordu Devrim Hanım'ı. Devrim Hanım şöyle söyleyeyim, gerçekten çok idealist bir öğretmen. Öyle onun hala videolarını izledikçe içim ürperiyor. Bu pandemi döneminde olsaydı insanlar o kadar güldürürdü ki, o kadar eğlendirirdi ki. Aklım hayalim almıyor artık yani, ama yok artık. İşte dediğim gibi başka çocuklar önemli bizim için artık. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ataberk şu an fiziksel olarak yanımızda olmayabilir ama umarım Ataberk anısı ve onun çalışma şekli, etik yapısı ileride onun yolundan yürümek isteyen başka genç arkadaşlara örnek olacaktır, ışık tutacaktır diye umut ediyorum. O yüzden inşallah onun anısını öyle yaşatacağız bundan sonra. İnşallah. Şu an Ataberk'in odasındaydım. Ben Ataberk'in odasına yaklaşık bir senedir giremiyordum açıkçası. Sırf sizin için girdim. Çok teşekkür ederim. Giremiyorum yani, gerçekten giremiyorum. Ama dediğim gibi çocukları korumak inanın hepimizin görevi. O gün Devrim Hanım oradaki kişilere, o şirket sahiplerine soruyor. Uçağın bakım defterini görebilir miyim diyor. Hocam gösteremeyiz. Bu ne demek? Ya ben en basitten söyleyeyim. Eğer ben birine bir şey gösteremiyorsam, ben bir sorumlu olsam, şirketimde de aynı şekilde birine bir bilgiyi gösteremiyorsam, bu benim elimde o bilginin sağlam olmadığını gösterir açıkçası. Her zaman net olmak çok iyi bir şeydir açıkçası. Hocam size gösteremeyiz. Ben bunu anlayamıyorum. Lütfen şu çok önemli. Uçuşa giden çocuklar her şeyi sorgulasınlar. Uçağın gerekirse uçakta kullanılan yakıt faturasını da dahi sorsunlar, görsünler. Uçağın bakım defterini gösteremeyecek adam uçağın bakımını yapmamıştır zaten. Yapmamıştır. Eğer bakımı varsa arkadaş, benim defterim bu, bak bakımları şu anda yaptım diyebilmeli. Şu da var. Uçak diyoruz, bakım diyoruz. Bu uçak nerede bakım yapılıyordu? Biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Hayır. Bu uçak Manavgat'taki küçük sanayi sitesinde bakım yapıyordu. Otorite sen uçak aldıktan sonra git Manavgat sanayi sitesine baktır demiyor. Conta değişecek bilmem ne. Ya benim elimde bir sürü şeyler var. Motor videoları falan var. Ben size onu daha sonra şu anda onu vermiyorum açıkçası. Olaylar net çıksın ortaya. Her şeyi paylaşırım tabii ki. Tabii ki. Şu var. Çocuklar bir yere bir uçuş için gittiğinde bir şey sorduğunda net cevap almalı. Alamıyorsa demek ki kriteri yok açıkçası. Bu çok önemli bir şey. Kendilerini herkese teslim etmesinler. Dediğiniz gibi genç arkadaşların bir yere uçmaya giderken mutlaka ve mutlaka bakım kitaplarına bakması lazım. Bir takım periyodik yapılması gereken bakımlar var. Onların yerine gelmesi lazım ve onların nerede yapıldığını da araştırmaları lazım. 3-5 kuruş şuradan buradan tasarruf edeceğim diye gerçekten de sizin tabirinizle merdiven altı yerlere itibar etmemeleri gerekiyor. Tabii kesinlikle. İşlerini bu şekilde yürüten insanlar biraz bundan gocunacaklardır. Ama işlerini doğru yapan insanların gocunmasını gerektiren hiçbir şey de yok. Bunu da belirtelim. Ahmet Bey, bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Abi ben size teşekkür ederim. Hepimize ders olacak bir hikaye paylaştınız bizimle. Bizim derdimiz sizin de söylediğiniz gibi insanları töhmet altında bırakmak değil. Ataberk ve diğer canını vermiş olan arkadaşlar gibi başka insanların da genç hayatlarında sönmesini engellemek. Kesinlikle. Bu konuda bence son derece eğitici bir söyleşi oldu. Bu konuda umarım siz de yakında kaza kırım raporunun sonuçlarını alırsınız. İnşallah. En azından o defter kapanmış olur ama Ataberk sonsuza dek yaşayacak aramızda. Teşekkür ederim. Bana açıkçası ulaştığınız zamandan beri bu kadar ilginiz ve bu camiadaki gençleri çok iyi bilgilendirmeniz adına, ben bütün dostlar adına, bütün o çocuklar adına size çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Cesaretinizden dolayı da kutluyorum. İnanın çok mutlu oldum. Ben de mutlu oldum. Sonsuza kadar dediğim gibi ben yeni adaylar için çalışacağım. Sonsuza kadar onları korumak adına.
ne gerekirse yapacağım, gerekirse duvar olacağım birilerinin karşısına. Ama dediğim gibi uçtukları kişilerin ne olduğunu iyi bilmeleri gerekiyor. Açıkçası maalesef. Başka çocuklar ölmesin. Benim tek isteğim. Çok teşekkür ederim Ahmet Bey. Dediğim gibi harika bir söyleşi oldu. Bundan sonra Ataberk'in de ilerideki yetişecek olay arkadaşlara bir lider, bir önder olacağını düşünerek size gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abi. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.